Türkiye'nin, İzmir'in incisidir Karşıyaka. Atatürkçü, laik, barışa sevdalı, aydın insanların kentidir. Sevgiyle, saygıyla, ahlakla yoğrulmuş bir kültürdür Karşıyakalı olmak. Gururdur. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve dar gelirli ailelerin çocuklarına burs desteği sağlamak için başlattığımız Karşıyaka'nın Filizleri projesinde 2 yılda 500 üniversiteliye ulaştık ve burs desteği sağladık. Apartmanlar, esnaflar, taksi ve dolmuş şoförleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve belediye çalışanlarının yanı sıra çocuk kulübünün minik öğrencileri de proje kapsamında bir üniversite öğrencisine burs vermeye başladı. Silah altındaki askerlerimize vatandaşların katkılarıyla oluşturulan moral paketlerini gönderiyoruz. Ailelerine de maddi ve manevi destek olarak yanlarında oluyoruz. Türkiye'de kadrolu oda orkestrası kuran ilk ilçe belediyesiyiz. Gençleri kültür ve sanata yönlendirmek için başlattığımız liseler arası müzik yarışmasını geleneksel hale getirdik. Masterclass programlarımızla yeni orkestra şefleri yetiştiriyoruz. Adını verdiğimiz şiir ödülüyle unutulmaz şairimiz Atilla İlhan'ı her yıl anıyoruz. Ayın konuğu söyleşileriyle Türkiye'nin tarih, spor ve siyaset gibi farklı alanlardaki uzman isimlerini Karşıyakalılarla bir araya getiriyoruz. Ege ve İzmir'de 3 yıl üst üste 12 yıldız ödülünü alan tek belediye olduk. Aktif şehir ödülüne layık görüldük. Toplumsal yaşam, kültürel ve sosyal projelerimiz sayesinde önce Avrupa diplomasını, ardından da Avrupa Şeref Bayrağı'nı kazandık. Dünyanın en kapsamlı ve Türkiye'nin en büyük evrensel çocuk müzesi ve eğitim kampüsünü kurduk. Nergis Parkı'nı halkın talepleri doğrultusunda yeniledik ve ilçenin en modern parkı haline getirdik. Karşıyaka'nın simgesi Atatürk, annesi ve kadın hakları anıtını yeniliyor, 41.7 metreye yükseltiyoruz. Nergis ve Yalı mahallelerinde İzmir'in en modern sokaklarını yarattık. İzmir'in en modern cemevi ve kültür merkezini Örnekköy'de inşa ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'nde heyelan tehlikesi nedeniyle riskli alan ilan edilen 26 bin metrekarelik alan için kentsel dönüşüm projemizi hazırladık. Bostanlı Balıkçı Parkı'nı yeniledik, 45 yeni park oluşturduk, heykeller diktik. Afet Acil Durum ve Koordinasyon Merkezi'ni ve Karşıyaka Akademi'yi kurduk. Roman vatandaşlarımıza istihdam imkanı yaratmak için Roman Kooperatifi kurduk. Çiftçiye ve üreticiye destek olmak amacıyla tarlada kalan patatesleri değerinin üzerinde aldık ve halka ücretsiz dağıttık. Seyyar makam uygulamamızla makamı sokağa taşıdık. Mahalle merkezi sayımızı 10'a yükselttik. Başta kadınlar olmak üzere her yıl binlerce vatandaşımıza eğitim ve beceri kursu veriyoruz. Aile Üniversitesi, İyi Anne Baba Okulu ve Baba Destek Programı çalışmalarımızla aile düzeninin gelişmesine katkı sunduk. Al götür, oku getir standlarımızla kitap okuma alışkanlığını parklara taşıdık. İzmir'de ilk kez birinci sınıf atık getirme merkezi ve çöp transfer istasyonunu kurduk. Belediye tesislerimizin elektriğini güneş tarlasından sağlıyoruz.
yeni evlenen her çift için bir fidan dikiyoruz. Yeni inşaatlarda her 25 metrekare için fidan dikme şartı arıyoruz. Çöp kutularımızı çevreci hale getiriyoruz. Evde Sağlık Destek Merkezi ile ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız için sağlık hizmetlerini evlere taşıdık. Hasta nakil ambulansımızla binlerce kişiye hizmet verdik. Her ay farklı konuların ele alındığı ücretsiz seminerlerle hastalıklara ilişkin farkındalık yarattık. Sağlıklı yaşam bilincini geliştirdik. Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'nın 6. faz sertifikasını almaya hak kazandık. İkram araçlarımızla yüz binlerce kişinin iyi ve kötü gününde yanında oluyoruz. Her yeni doğan bebeğe hoş geldin bebek çantalarımızdan hediye ediyoruz. Saklama paylaş kampanyasıyla çocuklarımız oynamadıkları oyuncakları ihtiyaç sahibi kardeşleriyle paylaşıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarımızın sayısını 5'e çıkarttık. 2 yeni anaokulunun da yapımını sürdürüyoruz. Kargem'de her yıl yüzlerce öğrencimize ücretsiz eğitim veriyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Riskli ve ihtiyaç duyulan 25 eğitim yuvasına 2 yıldır güvenlik görevlisi tahsis ediyoruz. Okullarımızın bakımını yapıyor, eksiklerini gideriyoruz. Her yıl 1000'in üzerinde ilköğretim ve lise öğrencisine burs desteği veriyoruz. Hayırsever Karadavut ailesi, Ege Üniversitesi ve belediyemizin işbirliğiyle Karşıyaka'mızın ilk üniversite binasının yapımı tamamlandı. Üretici Kadın Kooperatifi ile ihtiyaç sahibi 500 kadınımıza hem üretme hem de satma imkanı tanıyoruz. Kadın Kooperatifi bünyesinde Sancaklı köyümüzde Balköy kurduk. Üreticilerden alacağımız bal ve yan ürünlerini Balköy markasıyla ambalajlayacak tüketiciyle buluşturacağız. Türkan Saylan Kız Konuk Evimizde üniversite eğitimi için İzmir'e gelen kız öğrencilerimize barınma imkanı sunuyoruz. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İzmir'de ilk kez kadın çalıştayı düzenledik. Kadınların özgürlük mücadelesine dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız afişlerle gündem yarattık. Çocuk kulübü kurduk. 3 yılda 10 farklı branşta 60 ücretsiz kurs açtık. Yaklaşık 2000 çocuğumuza hizmet verdik. İzmir'in en donanımlı çocuk kütüphanesini Karşıyaka'da açtık. 10 ayda 3000 çocuğa okuma alışkanlığı kazandırdık. Her dönemde öğrencilere hem mandalina suyu hem diş fırçalama seti dağıttık. Geleneksel hale gelen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği ile her yıl dünya çocuklarını Karşıyaka'mızda buluşturuyoruz. Engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşam standartlarını iyileştirmek için temelini attığımız kısa süreli engelli dinlenme merkezini tamamlıyoruz. Belediye personelimize işaret dilini öğrettik. Engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı yararlanması için engelsiz iletişim masası kurduk. Belediye binalarıyla kültür merkezlerini engelsiz hale getirdik. Mavişehir'de bulunan Tay Park'ta otizmli çocuklara atla terapi hizmeti sunuyoruz. Yaşamını gıda emperyalizmiyle mücadeleye adayan Tarhana Osman olarak anılan doçent doktor Osman Nuri Koçtürk'ün anıtını diktik. Türkiye Barolar Birliği kurucularından avukat Cengiz İlhan anısına Hukuk ve Demokrasi Parkı açtık, şehitlerimizin adını parka verdik. İlçemizin tüm sokaklarını sabit kedi evleriyle donattık. 1000'e yakın kedi ve köpek sahiplendirdik, 40 bin can dosta şifa verdik.
İzmir'de ilk kez veteriner zabıtası kurduk. Yine İzmir'de ilk kez Pugedon isimli mama dönüşüm kutularını ilçenin farklı noktalarına yerleştirdik. ...25 üretici kooperatifinden alınan sağlıklı ve güvenli gıdalarla KentCoop Gıda Market konseptini yarattık. Mavişehir, Bostanlı ve Atakent'in ardından 4. şubeyi de Girne Kültür Park'ta açtık. Kent Konsept Mutfak adıyla da restoran konsepti oluşturduk. Latife Hanım Mahallesi'nde amatör küme maçlarının oynanması için 2000 kişilik futbol tesisi inşa ettik. Karşıyaka'nın ilk kapalı yüzme havuzunu tamamladık, hizmete açıyoruz. 1912 Zühtü Işıl ve Muharrem Candaş spor salonlarını açtık. Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki branş sayısını 3'ten 20'ye çıkarttık. Su sporları merkezi açtık. İzmir'in en büyük açık alan tırmanma duvarını Yamanlar Piknik Alanı'na inşa ettik. Okçularımız dünya şampiyonu oldu. Rallicilerimiz dereceler kazandı. Her güne sporla başlıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün 78. ölüm yıldönümünde Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ın mezarında yetiştirdiğimiz kasımpatı çiçeklerini Anıtkabir'e götürdük. Anneler gününde ise Karşıyaka'mızdaki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı Anıtkabir'den gelen çiçeklerle bezedik. Arena'nın adını Mustafa Kemal Atatürk, nikah sarayının ismini ise Zübeyde Hanım Nikah Evi olarak değiştirdik. Latife Hanım Köşkü'nü müze olarak tescillettik. Körfez'in en büyük Türk bayrağını Karşıyaka'mıza diktik. Karşıyaka Çarşı'da 10 bin kişiyle İzmir Marşı'nı söyledik. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak nice mert taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak nice mert taşa. Yönetim sürecimizde ve hayata geçirdiğimiz projelerin her aşamasında Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerlerinden ilham aldık. 3 yılda Karşıyaka'nın adını tüm dünyaya duyuran yatırımları hayata geçirdik, ilçemizi zirveye taşıdık. Biz büyük bir aileyiz.